bileşenlere ayırma. Şimdi arkadaşlar iki vektörün toplamı bize nasıl bir bileşkeyi veriyorsa aynı şekilde bir bileşkeyi de kendini oluşturan vektörlere ayırabiliyoruz. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? Onun için de şöyle düşünüyorum. Buradaki k vektörünün yatayda bir bileşeni ve düşeyde bir bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Yataydaki bileşeni için kx kadardır diyorum. Düşeydeki bileşenimiz için de kye kadardır diyebiliyoruz. Ve Yataydaki bileşenim için açının komşusu olan bu bileşeni k çarpı kosinüs alfa ile ifade edebiliriz. Düşeydeki bileşenimiz olan kY değerimiz için ise düşeydeki bileşen yani açının karşısındaki değer. Neden karşıdaki değer diyorum? Ben buradaki KY'yi şuraya taşımış olsaydım açının direkt karşısına gelmiş olacaktı. Ve buradaki değer içinde artık K çarpı sinüs alfa kadardır diyebiliyorum. Yani arkadaşlar sonuç olarak açının komşusu olan değerde kosinüsü kullanıyoruz. K çarpı kosinüs alfa. Açının karşısında kalan kısım içinde sinüsü. Yani K çarpı sinüs alfa kadardır diyebilirim. Bileşke kaç birimdir diye sorulmuş. Verilen kuvvetleri ne yapmamız lazım arkadaşlar burada? Bileşenleri ayırmamız gerekiyor. E peki burası için 10 birimlik bir kuvvetimiz var ve bu kuvvetin açı değeri de 53 dereceymiş. Yatayla yaptığı açı değeri. Açının komşusu olan değerimiz için neyi kullanıyorduk? Kosinüs değerimizi. Peki yerine koyalım. Ve burası için artık diyorum ki kosinüs 53. Kosinüs 53 bizim için nedir? 6 bölü 10. O zaman buradaki yatay bileşeninin 6, düşeydeki bileşeninin ise sinüs 53'ten 8 bölü 10'dan 8 birim kadar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada da 5 birimlik bir başka bir vektörümüz var. Ve bu vektörü de ne yapacağım? Yine bileşenlerini ayıracağım. Arkadaşlar yine yataydaki bileşeni için açının komşusu olduğu için kosinüs 37. Kosinüs 37 bizim için 8 bölü 10'dur. E buradan çıkan değerimizin artık 4 birim kadar. Peki şuradaki bileşenimiz için de 3 birim kadar olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak şimdi yataydaki ve düşeydeki bileşenleri ayrı ayrı yazıyorum. Şimdi yukarı yönde 8 aşağı yönde 3 varsa bileşke değerimizin yukarı yönde 5 kadar olduğunu söyleyebilirim. Peki sola doğru 22, sağa doğru da 10 birimlik bir vektörümüz varsa bileşkenin artık sola doğru 12 birim olduğunu ve 5 ile 12'nin bileşkesinin de artık 13 birim kadar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki sorumuzda yine bileşkenin kaç birim olduğu bize sorulmuş. Öncelikle 2 kök 2 olan vektörümüzü bileşenlere ayırıyorum. Yataydaki bileşenimiz 2 birim, Düşeydeki bileşenimiz de yukarı doğru 2 birim kadardır diyebilirim. Verilen 5 birimlik vektörümüzü bileşenlerine ayırıyorum. Düşeydeki bileşenimiz 3 birim, yataydaki bileşeninin ise 4 birim kadar olduğunu söyleyebilirim. Verilenlere bakarak yukarı yöndeki e, toplam değerlerimiz ne kadar 5, aşağı yönde de 5 ise bunlar birbirini götürecektir ve düşey birbirini sıfırlamış olacaktır. E peki şimdi neyimiz var? Yatayda sola doğru 8 birim, sağa doğru da 2 birimlik bir vektörümüz var. O zaman bileşke değerimizin yatayda sola doğru 6 birim kadar olduğunu söyleyebilirim. Bileşke kaç birimdir denilmiş? Şimdi arkadaşlar 5 birim ve 5 birimlik 2 tane vektörümüz var. Aralarındaki açı 120 derece. Eğer iki vektör birbirine eşit ve aradaki açı 120 derece ise bileşke kendisine eşitti ve tam ortadan devam ediyordu. O zaman buradaki bileşkeyi tam ortadan 5 birimdir diyebilirim. Şuradaki 5'lerin bileşkesi sağa doğru 5 birim olarak ifade edildi. E peki şimdi oluşan değerimiz için sola doğru 8, sağa doğru 5 birim var ise o zaman diyorum ki sola doğru 3 birim, düşeyde de yukarı doğru 4 birimlik bir değerimiz var. Aradaki açımız 90 derece ise bileşkemizin 5 birim kadar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada da 24 birimlik bir vektörümüz ve 15 birimlik başka bir vektörümüz var. Bileşke kaç birimdir diye sorulmuş. Elimizden geldiği kadar bu açı değerlerini düzgün bir değere getirmemiz lazım. Yani bildiğimiz sayısal değerleri getirmemiz gerekiyor ve burada da ben vektörleri döndürme işlemi yapabilirim arkadaşlar. İki vektörü de 30 derece aynı yönde döndürdüğümüzü kabul edersek büyüklüğümüzde herhangi bir değişme meydana gelmez. Peki o zaman soru bizim için hangi hale dönüşür? Bunu 30 derece döndürüyorum. Buradaki vektörü de 30 derece döndürdük. Şurası 24 birim. Ve burası da bizim için 15 birim. Şuradaki açının artık 53 derece kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani arkadaşlar artık soru bizim için şu konumda. Şurası 24 ve burası da 15 birim ve 53 derece. 15 birimi bileşenlere ayırdığımız zaman şuradaki bileşenin yataydaki bileşenin büyüklüğü 12 birim. Düşeyde aşağı yönde 9 birimlik bir vektörümün olduğunu söyleyebilirim. Sola doğru 24, sağa doğru 12 ise, sola doğru 12 birim, aşağıya doğru ise 9 birimlik bir vektörümüz oluşacaktır ve bu bileşke değerinin artık 9 12 15 üçgeninden 15 birimlik bir büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Müzik